Evet, tarçınlı fırın sütlaçımız için neler kullanıyoruz? Sevgili izleyen, 1 litre süt kullanıyoruz. Siz elinizde süt yoksa yarısı süt, yarısı da su kullanabilirsiniz. Onu o şekilde de kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. İçinde şayet nişastayı fazla istemiyorsak pirinci fazla tutabilirsiniz, biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Nişastayı az tutmuş olursunuz eğer ki nişastayı sizler sevmiyorsanız. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz 2 su bardağı kadar toz şekeri kullanıyoruz. 1 adet yumurta sarısı kullanıyoruz. Üzeri daha iyi bir şekilde kızarmasını sağlayacaktır. Ondan sonra 1 paket vanilya kullanıyoruz ve 1 tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyoruz. Tarçın isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ondan sonra tarçınımızı da üzerine ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı kadar nişastamız var. Öncelikle tenceremize 3 su bardağı kadar veya 2 su bardağı kadar da sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Sıcak suyumuz kaynamaya başlıyor. İçine pirinçlerinizi ilave ediyorsunuz. Pirinçler pişmesi gerekiyor. Pişene kadar kaynatma işlemine devam ediyoruz. Pirinçlerimiz piştikten sonra içine 1 litre kadar sütünüzü aktarıyorsunuz. Ondan sonra şekeriniz 1 paket vanilyanızla beraber kaynamaya başlıyor. İyice bir kaynadıktan sonra ayrı bir kabımızın içine 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı kadar nişastamızı ilave ettik ve onu iyice çırptık ve hafif bir suyla açtıktan sonra içine ilave ediyoruz. Biraz kaynadıktan sonra servis edeceğimiz güveçlerimiz olabilir, tabaklarımız olabilir, hangisi alüminyum folyo olabilir, içine ilave ediyoruz ve tepsimize dolduruyoruz. Altına 2 parmak kadar soğuk suyumuzu ilave ediyoruz ve fırınımıza gönderiyoruz. Fırında çok güzel bir şekilde sevgili izleyenlerimiz üzeri kızarması gerekiyor. Şöyle üzeri iyice bir kızardıktan sonra sütlaçımız hazırlanmış olacak. Ve ondan sonra size de afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir sütlaç olmuş olacak. Şimdi dilerseniz hemen ikinci sütlaçımız hazırlandı ve tezgahımız üzerinde yerini aldı.